beklentisi var. Dedim hayır dedim. Ben hayatım boyunca sana nasıl davranacaksam şimdi de öyle davranacağım. Ben hayatım boyunca sanırım ki her zaman sana kapıyı açmayacağım. Ama inşallah arada bir sana kapıyı açacağım. Onun için bazen kapıyı açardım kendisine, bazen açmazdım. Böyle bekleyin. Böyle bir evlilik doğaldır, samimi bir evliliktir. Gerçekten de sevgiye bir dayanan bir evliliktir. Öyle Allah bildiğine gösteriş yapan bir sürü erkekler var. Sana aşık olur falan filan. Bir bakarsın birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra senin baş düşmanın olmuştur. Böyle şeyden sakın. Çok uzattık bunu. Sen şu anda yoruldun değil mi? Birkaç tane daha var. Bunu hemen söyleyeyim o zaman kısa olarak. İnternetin çok sakıncaları var ama interneti akıllıca kullanırsan belki bazılarıyla tanışabilirsin. Ama aynı zamanda çok böyle şeyler var. Hani bir dükkana gidersin diyelim ki bir sürü böyle bir şey alacaksın. Bir oyuncak alacaksın, alabildiğine böyle farklı farklı oyuncaklar var. Veyahut da bir şey gidiyorsun, mağaza gidiyorsun, bir sürü model elbiseler var. Hangisini seçeceksin, bir restorana gidiyorsun, alabildiğine menü çok uzun, beklersin, karar veremezsin falan. Öyle de oluyor maalesef, öyle böyle çok sanki imkanlar varmış gibi bir bakıyorsun. Kızlar tadımlık oluyor veya böyle piksel arkadaşlar çorap gibi yani şey ediliyor, değiştiriliyor birisinden birisine. Böylece bir korkunç bir yanlış alışkanlık oluşuyor. Doğru dürüst bir arkadaşlık, bir tanıma söz konusu olmuyor. Ve aynı zamanda bir sürü sahtekarlık, yalanlar var, gösterişler var orada. Buna kanan bazı insanlar var. Bir arkadaşın hayatı felaket oldu maalesef. İnternet yoluyla evlendi bir kadınla. Yani çok büyük para kazanırken 100 bin, 150 bin dolar yılda, yani ayda düşün 12-15 bin dolar ayda geliri vardı bu arkadaşın. Sonunda şey nedir, bankruptcy ilan etmek zorunda. Bankruptcy ne demek? Yani iflas etti. Yani şu anda dikili bir ağacı yok. Ev bile sadece düşün ya. Yani Amerika'da ayda 30-40 bin lira, ayda diyorum, yılda 30-40 bin lira şey edenler ev sahibi olabiliyor. Böyle orta gelirlik kabul edilebiliyor. Bu adam en üst şeyde yani %1'in içerisinde bir gelire sahip oldu. Türkiye'den geldi bu arkadaş. Çok iyi, çok zeki, çok çalışkan birisi. Ama bu kadın maalesef onu iflas ettirdi. Müthiş bir müsrif bir kadındı. Kredi kartları alıp on binlerce dolar bir günde hemen harcayan, daha neler neler. Ondan sonra boşandılar maalesef. Hatta başka bir yere göçtü kadın çocukları alarak falan. Onun için yani internette böyle karşılaştığın şeylere düşün. Ama yarı görücülük sistemi iyidir. Yani araya başkalarını koy, başkalarının şeyiyle, arkadaşlar yoluyla. Ama eski görücülük şeyiyle değil, tanışma ve kendin karar verme şeyine girmen lazım. Ama çevre önemli. Akrabaları derim ki gözden şey etme, bir aday listesi olarak görme. Akrabaların dışında evliliği tercih et. Genetik olarak daha iyi olur. Düğün masrafı en önemli engellerden birisi. Saçma sapan bir şey. İnanılmaz bir şey. Bazen bu insanlar yani bir eve peşin parası ödeyeceğin mortgage sistemiyle 10 bin dolar veya bazen 20 bin dolar para harcıyorlar. Bakıyorsun evleniyorlar, bir şeyleri yok. Böyle saçma sapan bir masraf, bir şey haline geliyor, adet haline geliyor. Ben düğünümüz için bir kuruş bile harcamadık. Zaten yoktu, Allah'ım olsun. Bir uluslararası bir konferansımız vardı o zaman. Zaten Reşat'la birlikte sanıyorum yaptığımız son konferanstı. O konferansta eşimle evlendik. Çok hoş oldu. Bir müzik oldu, biz şarkı söyleyenler oldu, kek yapanlar oldu. Zaten millet oraya gelmişti dünyanın 17-18 bin yanından. 18 bir yanından. Uyduruyorum bu sayıyı. Hani dört bir yanı deniyor ya. Dört yanı yok dünya. Köşeli değil. Ben de bir rakam uyduruyorum. Dikkat edersen 19 bir yanından demedim. Çünkü bazı insanlar kafayı 19'a takmışlar.
hemen rahatsız olurlar. Onun için düğün masrafından kesinlikle şeydir yani birkaç yüz doları geçmesin. Parkları düşünün. Parklarda çok güzel düğün yapabilirsiniz. Kendiniz, arkadaşlarınız yemek yapsın. Hatta gerekirse katılanlar kendi evlerinden, en güzeli o bence, evlerinden yemek getirsinler. Düğüne gelenler, herkes kendi yemeklerini, tatlılarını yapsınlar. Hatta bu konuda bir haber de gönderebilirsin. İşte şöyle isimleri şu harflerle başlayanlar şu tür yemek yapsın. İsimleri şu harfle başlayanlar salata getirsin. İsimleri şunlar içecek getirsin. Veya da bekarlar salata ve meyve getirsin. Evliler yemek pişirsin. Evlilerin şöyle yani bir teşhir dağıtım yapabilirsin. Böylece yani hemen hemen her tür çeşit yemek bulunabilir. Ve şey et yani park, güzel bir parkı şey et bulan. Kesinlikle çok daha güzel bir evlilik olur. Yani bırakın yani, bırak yani adetler işte uydurup gelenekler sizi o kadar etkilemesin. Pratik olun, pragmatik olun. Bekar Erkekler Sendikası dedim az önce, ha bunu konuşacağız. Bundan sonra mastürbasyon olayı, rahat olduğum bir konu değil ama bu işte uyduruk şeylerle, mezhep şeylerle, hadislerle bu yasaklanıyor. Hayır, istediğin kadar şey et. Hatta gusül abdesti falan almana da gerek yok mastürbasyon için. Yani cinsel ilişki, normal bir başkasıyla cinsel ilişkiden sonra olacak bir şey. Yani bunun hiçbir zararı yok. Yasak da değil, haram da değil. Onun için öyle şey edebilirsin. Olur mu canım? Bu kadar. Şimdilik bu birinci öğütler şeyi. Bu arada Türkçe şeylerim, videolarım dikkat edersen parantez içinde T. YouTube'da bir sürü şeyler var. Çeşitli konularda videolar var. Yani bazen bir videoyu seyrediyorsun, bana hemen eleştiriyor olursun. Halbuki o eleştirin cevabı başka videoda var. Yani onun için lütfen playlist diye bir yer var. Orada kategorize ediyorum Türkçe ve İngilizceler. Türkçe tek numaralar oluyor. İngilizce çift numaralar. Ama zaten başlıklardan anlarsın. Zaten parantez içinde İngilizceler için E harfi var. Kanalım var. O kanaldan inşallah izlersin. Twitter'ın çok önemli. @edipyüksel. Bu Twitter'e üye ol. Çünkü bazı Türkiye'ye geldiğim vakit ve hatta bazı çalışmaları oradan haberdar olabilirsin. Selam ve sevgilerimle inşallah. Bu arada evliler, imkan sahipleri sizin de görevleriniz arasında evde kalmış erkeklere ve kızlara yardımcı olmaktır. Onlara o imkanı sağlamaktır, yardım etmektir. Oldu mu canım? Selam ve sevgilerimle.